Merhabalar değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Yine cumartesi günü buluştuk değil mi? Bu felsefeyle ilişkin ikinci konuşmam olacak. Serimin ikinci konuşması olacak. Öncelikle ben ilk konuşmama göstermiş olduğunuz ilgiye çok çok teşekkür ediyorum. Merve ya, felsefeyi ve Yuhan Hanım'ı ne kadar çok seven varmış ve çok çok güzel geri dönüşler oldu. Tabii ben teşekkürü şahsıma yapmıyorum. Yani felsefeye gösterilen bu değer, ilgi, özellikle Yuhan Hanım'la ilgili anıları olan ve Yuhan Hanım'ı çok merak eden ve ondan ders aldığım için de yani benim onunla ilişkin öğretilerimi devam etmem konusunda ricada bulunan arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yani büyük bir gurur. Yani Yuhan Hocam gibi bir insan için yani bu kadar uzun bir ömründe, öğretim hayatında, hani birçok insanın hayatına dokunmuş olması, o enerjisini hala devam ettiriyor olması gerçekten çok gurur verici. Yani ben neredeyse 30 yıldır görmüyorum ama enerjisini hala yanımda hissediyorum. Ve ben her felsefe kitabını açtığımda, her felsefeyle ilgili bir şey okuduğumda yani direkt olarak Yuhan Hanım ve diğer hocalarımın yüzleri gözümün önüne geliyor. Ve böyle bir enerjiyi bırakmaları gerçekten çok çok güzel, hem yaşayan hem de yaşatan için. Dilerim hepimizin hayatında da böyle insanlar çokça olsun. Hayatımızda bir şekilde değişiklik yapmamıza vesile olsunlar. Geçen bölümde biliyorsunuz ben felsefe yolculuğuna ilişkin bir hikayemden bahsetmiştim. Bugün de yani felsefenin doğuşu ve felsefeyi okumaya nereden başlanmalı? Öyle bir kısa giriş yapmak istiyorum. Felsefe M.Ö. 7. yüzyılda İonya kentinde, Milet kentinde doğmuştur. Bu kentte bizim ülkemizin sınırları içerisindedir. Yani şu an İzmir ile Aydın arasındaki olan direkt sahillerde medeniyetini geliştirmiş olan bir şehir. Yani liman ve tarım anlamında kendini geliştirmiş ve bu gelişmişliğini de ekonomik rahatlığını da topluma yansıtmış. Kültürel değerlere çok önem vermiş bir toplum. Yani milattan önce düşünün 7. yüzyılda. Ve ilk felsefenin temeli de o zamanlar atılmış. Yani ekonomik yapının düzelmesi, özgür düşüncenin devreye girmesi ve hoşgörü. Yani en önemlisi de hoşgörü ve zamanın olması ve insana çok değer verilmesi ve insan yapısının merak edilmesi ve her şey merakla başlamış. Ve ilk filozofumuz da Thales olarak düşüncelerini, görüşlerini paylaşmaya başlamış. Ve bu şekilde el vere vere felsefe bugünlere kadar gelmiştir. Ve bu şartları doğuran da tabii ki özgür düşüncedir. Yani şu an bizim çok da fazla yani bilmediğimiz, özgür düşünme ne demek olduğunu bilmediğimiz, yani çağlar geçse de gittikçe bazı konularda ileriye gitsek de aslında düşünce anlamında yerimize saydığımızı düşündüğümüz bir düşünce şekli. Ve o dönemden sonra felsefe gelişmiş ve kendi yapısını yavaş yavaş oluşturmaya başlamıştır. Ve şu an Assos'ta, Behram Kalesi'nde de bu Aristoteles'in kurduğu, yani Platon öğrencisi Aristoteles'in kurduğu Behram Kalesi'nde de her yıl felsefe sempozyumları düzenlenir. Ben geçen yaz tatilimde oraya da uğramıştım ve konuşma da yapmıştım. Bir felsefeci olarak yani oranın atmosferini hissetmek, yani o zamandan kalan, yani o dönemden kalan, yani o enerji o kadar net hissediliyordu ki ve buna hala gönül veren insanların her yıl bu sempozyumu düzenlenmesi, felsefeye verilen önemin hissedilmesi gerçekten çok çok güzel. Bunun için ayrıca herkese çok teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı bu sene yapılmadı. İnşallah seneye yapılır diye düşünüyorum. Ve katılmayı da gerçekten çok istiyorum. Ve imkanı olanlar, yani felsefeyi merak edenler bu dönemde de tabii ki katılma imkanı olursa çok çok güzel olur. Felsefe şöyle, yani felsefe bilgiyi sevmek, yani filosofia anlamında, yani bir eski Yunanca'dan bilgiyi sevmek olarak adlandırılır. Ve bilgiyi seven, yani bilgiyi merak eden ve bilginin peşinden gitmeye meraklı olan herkes bu felsefe alanında bir söz sahibi olabilir, kendini geliştirebilir ve filozof olarak yoluna devam edebilir. Yani bunun için mutlaka bir ön yapı, alt yapı oluşturmak her zaman önemli. Yani eğitim isterseniz ilerideki dönemlerde yürütebilirsiniz ama yani hayatınızın neresinde olduğuna karar vermek, yani hayatınızın neresinde felsefeyi koyacağınıza karar vermek tamamen sizin ilgi ve alakanıza kalmış bir şey. Tabii felsefe yapmak için öncelikli şart tabii ki okumak. Yani okumayı sevmiyorum diyorsanız, yani hiç bu alana ilgi duymuyorum diyorsanız, yani baştan bu defteri kapatmanız her zaman daha sağlıklı olacaktır.
Yani felsefe tabii ki kitapla yapılan bir şey, okumakla yapılan bir şey. Bunun başka bir kaçış yolu yok. Yani çok basit yollarla da bir hap gibi verilen bu günlük işte mutluluğun 50 maddesi formülü gibi bir formülü de yok. Tamamen ilgi, alaka ve kendinizi bu işe vermekle ilgili olan bir konu. Bu her işte olduğu gibi tamamen sevmekle yapılacak olan bir konu. Tabii bu okumaya nereden başlayacağız? Yani bu ilk önce okumaya nasıl, ne şekilde başlayacağız? Yani bunun için tabii her şeyi sıfırdan başlayan insanlar için bir giriş, yani felsefeye giriş. Benim felsefe döneminde temin ettiğim Tagettin Mengüçoğlu'nun felsefeye giriş kitabı. Üniversitede, Hacettepe Üniversitesi'nde ilk önce bu kitapla başlamıştık ve burada birçok felsefe disiplini nasıl oluşturduğunu ve altyapısının ne olduğunu tanımlarla devam ettirdiği için yani felsefe anlamında genel bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani o çatı nasıl oluşturulmuş, o düşünce, temel düşünce nasıl oluşturulmuş ve o çerçevede konular nasıl ilerlemiş, bunu birebir adım adım görüyorsunuz. Yani şöyle bir şey, yani heykeltıraşlık, yani ne yapar heykeltıraşın malzemesi? Mermerdir. Mermere baktığınızda hiçbir şekli şemali yoktur, değil mi? Yani heykeltıraş ne yapar? Yani ona bir şekil vermeye başlar. O ruhundaki, hayalindeki görüntüyü o mermere yansıtır ve yıllarca, aylarca çalışır, orada bir çok güzel, yani estetik anlamda harika bir eser ortaya koyar. Felsefe de bunun gibi bir şey. Yani sırf düşünce olarak kalmaz. Yani düşünceyi elde etmemiz çok önemli değildir. Önemli olan bu düşüncenin çerçevesini doldurmaktır. Yani genişletmektir ve diğer düşüncelerle aralarında bağlar kurmaktır. Yani bu bağları kuramıyorsak, yani o oluşturduğumuz bilgi diğer bilgilerle çelişiyorsa veya çelişiyorsa demeyeyim de, yani aralarında bağlar oluşturamıyorsa, yani o bilginin biraz daha geliştirmeye ihtiyacı var demektir ve üzerinde çalışılmaya ihtiyacı var demektir. Yani bu da ancak o diğer bilgileri de temin etmekle ve diğer bilgilere de ilgi duymakla alakalı bir şey. Yani o tamamen o bilgiyi temin edip diğer bilgileri dışlamak gibi bir şey söz konusu değil. Yani birbirlerini ekleye ekleye ve kendi aralarında bir iletişim kurarak o düşünceyi geliştirme imkanınız var ve felsefe de bu yüzden gelişmiştir. Yani hiçbir filozof kapıyı kapatmadığı için gelişmiştir. Ve o bilgiyi alan, sonraki adım atan kişi üzerine bir şeyler ilave ederek gelişmiştir ve bugünümüze kadar gelmiştir. Birincisi bu. Felsefeye giriş çok çok önemli. Yani bunun altyapısını nasıl oluşturması konusunda özel ilgi duyuyorsanız mutlaka felsefeye girişe başlamalısınız. Yani bunları ilk giriş adımını atmadan tamamen 20. yüzyıla veya o karmaşık felsefi yapılara yönelmemiz biraz zor. Yani yönelebiliriz ama altyapı biraz boş kalabilir. Yani tam istediğimiz olgunluğu oluşturamayabiliriz. Tabii ki diğer konu da felsefe tarihi. Yani bu filozofları tanımamız açısından hem de bu dünya görüşlerini, bu felsefeleri nasıl oluşturduğunu anlamamız açısından felsefe tarihini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Yani mutlaka ilk çağdan başlayıp adım adım, yani ilk çağdan başlayıp 18. yüzyılı atlamadan, 20. yüzyılı atlamadan adım adım gitmek her zaman daha faydalı olacaktır. Yoksa atladığımız zaman sonraki yazarın, filozofların söylediklerinin altı boş kalacaktır. Ve biz ona hak ettiği şekilde o değeri veremeyeceğiz. Yani o düşünceye, o felsefi yaklaşıma. Yani o yüzden bir altyapı oluşturmak için bir felsefe tarihinden başlamanız gerekiyor. Bu ikinci konu. Üçüncüsü de en önemli konu, bir felsefe sözlüğü temin etmek. Benim böyle bir felsefe sözlüğüm var. Tuğla gibi yani gerçekten. Yani Sarp Erk Ulaş, bu oğulların ismi, bu kitabı yazarım. Ve 15 kişinin hummalı bir şekilde 2,5 yılda hazırlamış olduğu bir felsefe kitabı. Tabii buna tamamen bir felsefe sözlüğü demeyeceğim. Yani içerisine açıp baktığınızda, yani o felsefe disiplinini geçmişten bugüne kadar alan çok hummalı bir çalışmanın sonucu doğmuş bir şey. Yani yani resmen hayatından vazgeçmiş bunu yazanlar. Ve ön sözü bile 16 sayfa ve nasıl zorluklarla yazdığını anlatan ön söz teşekkürleri var, sitem ettikleri var. Hiç kolay bir şey değil yani. Okulurken bile yoruluyorsunuz, düşünün. Siz bunu birebir bütün olarak toplayıp birkaç sayfada toplamak, yani bunu, bu işe başlayanlar için bu sunumu yapmak, bu düşünceyi aktarmak gerçekten büyük büyük bir çaba. Ben kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Yani ne insanlar var, değil mi? Biz yani rahat uyurken, günlük hayatımıza devam ederken, basit şeylerle uğraşırken bazı insanlar ne kadar özel işlerle uğraşıyor. Yani şunu hazırlamak, yani ben bir felsefe öğrencisi olarak söylüyorum.
Yani 4 yılda bile sindiremedim bazı konuları. Siz düşünün 2,5 yılda 15 kişi bir araya gelip bunu hazırlıyorsunuz. Ve gerçekten büyük büyük çabalar gerektiren bir konu. Ama felsefede böyle aşkla yapılacak olan bir konu. Yani felsefeyi sevmeyen, yani felsefenin içine girmeden, yani bilgiyi sevmeden, gerçeği doğruyu araştırmadan yapılan şeyin her zaman altı boş kalacaktır. Yani felsefe bunun alt temellerini atan bir disiplindir. Yani o çimentoyu size verip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani inşaat yapmak gibi bir şey. O temeli sağlam atmadığınız zaman o üstte kuracağınız yapı her zaman daha zayıf olacaktır. Ve belki de bütün çabanızın boşa gitmesine sebep olacaktır. Şimdi diyorsunuz ki yani artık her şey o kadar genel geçer ki yani değer mi buna? Yani gazetelere bakıyorsunuz, günlük hayata bakıyorsunuz, sabun köpüğü gibi. Bir haber başlıyor, siz tam onu yorumlamaya yani çağımıza nasıl bir etki yarattığını, yani bunun neden başımıza geldiğini sorgulayamadan hemen öbür habere veya öbür toplumsal artık şoklara gidiyoruz değil mi? Yani ben bunu böyle adlandırıyorum. Yani 100 yılda yaşayacağımız şeyleri bazen böyle 2 ayda yaşıyoruz. Yani bu insan ruhuna gerçekten çok büyük bir darbe. Yani insan huzurdan, biraz yavaşlıktan hoşlanır insan ruhu. Yani yavaşlayacak ki bazı düşünceleri sindirme ve bazı düşünceleri içselleştirmeye ihtiyaç duyar. Ama o kadar hızlı gidiyor ki ve insan yapısı o kadar çok değişiyor ki ve biz o kadar birbirimizden kopuğuz ki ve yan yana geldiğimizde konuşacak konu bulamıyoruz. Yani aradaki o kapılar hani görünmez sanki enerji duvarıyla örülü gibi. Yani ulaşamıyorsunuz. Yani yan yanasınız ama aynı dili konuşamıyorsunuz. Ve bence bu insanlığa yapılan en büyük darbe ve insan ruhuna, yani insanın düşünce sistemine yapılan en büyük darbe. Yani kolay bilgiye ulaşmak daha cazip geliyor. Yani internet açıp bir Google, Hazreti Google diyorlar ya gerçekten. Oraya 2 satır yazıp oradaki bilgileri kopyala yapıştır. O bilgi yamalı poğaça gibi ama kalıcı olmuyor. Yani o şekilde kendimizle özdeşleştirmediğimiz zaman, yani kendi içimizdeki o bilgilerle özdeşleştirmediğimiz zaman o bilgi de uçuyor gidiyor. Yani hayatımıza uyarlayacak alanlar kalmıyor. Yani hayatımıza uyarlamadığımız için de biz hayata yerleşemiyoruz. Yani sanki böyle bulutların üzerinde gidiyor gibiyiz. Yani baktığım zaman yani birçok insanda öyle olduğunu görüyorum. Yani dünyaya dokunmadan, hayata dokunmadan, varoluşuna dokunmadan ömür dolduran, yani tamamen maddi beklentilerle ömür dolduran, gününü kurtaran insanlar olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Tabii bu sadece bize özgü bir şey değil, yani dünya böyle. Yani o gözümüze büyüttüğümüz Avrupa ya da ne bileyim ben böyle büyük ekonomik altyapısı güçlü olan ülkeler ve çünkü insan bir meta oluyor orada. Yani meta olunan, yüzü olmayan, sadece sayı olarak yer alan bir dünyada istediğiniz kadar zenginliğe ulaşın, istediğiniz kadar teknolojiye ulaşın, insanın mutlu olmadığı bir yerde hiçbir şekilde huzur ve mutluluk olmayacak. Yuhanna Hanım, hocam da şöyle bir şey söylemişti. İnsanların robotlaştığı, robotların da insanlaştırıldığı bir çağda yaşıyoruz. Yani ne kadar doğru değil mi? Yani her gün bir teknoloji haber geliyor. Yani robotu konuşturduk. Yok, yapay zeka artık bunu yapacak hale geldi. Yani artık insana ihtiyaç kalmadı. Yani ne kadar insanı ürküten bir duygu. Yani diyorsunuz ki ben et kemik miyim? Yani benim bir ruhum yok mu? Benim bu dünyada bir değerim yok mu? Yani o yapay zeka benim hayatımı alacaksa ben nerede olacağım? Ve tamamen büyük bir kaygı. Yani depresyona sebep olan bir şey. Çünkü o değeri hissettiren bir yapı yok ortada. İşte felsefe de bunu sağlıyor. O değeri. Yani eğer insana o değeri veriyorsanız, o değeri de hissettiriyorsanız felsefe böyle bir şeydir. Yani ne kadar değer veriyorsunuz ve o insana ne kadar kendini hissettiriyorsunuz ve siz ne kadar kendinizi insan gibi hissettiriyorsunuz ve bunu hissetmiyorsanız acaba bunun çözümü nedir şeklindeki o soruları cevaplama şeklimizdir. Yani o felsefe o düşünce tarzınızı aldığınız zaman, hayatınıza uyarladığınız zaman bu sorulara da cevap veriyor olmanız gerekiyor. Veya o sorulara cevap vermiyor olursak, yani insanı yok sayıyorsak, insanı hissettirmiyorsak, kendimizi insan gibi hissetmiyorsak orada bence büyük büyük bir sorun vardır diyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi Metin Balın, 9 Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Metin Balın, ben şey indirdim internetten, felsefeye başlangıç diye bir makalesi, bir çalışması var. 166 sayfa. Ara ara da okuyorum, hatta konuşmalara başlamadan önce de kendisinden yararlandım. Kalemine sağlık. Gerçekten felsefeyi çok sade, çok güzel, ilgi çekici bir şekilde anlatmış. Yani efsaneleri koymuş, kendi hikayesini koymuş. Yani alıştığımız felsefe metinlerinden çok çok farklı bir yerde. O yüzden yani bundan da faydalanabilirsiniz. Metin Bal, Felsefeye Başlangıç.
Ben şurada şöyle bir alıntı gördüm, o da çok çok hoşuma gitti. Yani felsefeyi neden seviyorsunuz gibi bir soru sorulmuş burada. Yani soru cevap şeklinde girmiş. Ve felsefeyi sizin gibi nasıl işten sevebiliriz diye bir soru sorulmuş. Siz nasıl sevdiniz şeklinde. Ben yani buradaki cevabı gerçekten çok çok sevdim ben. İnsanı severim ben. Kolay olmadı bu. Her bir insanı, her birinizi çok seviyorum. Bunu asla unutmayın. Buradaki her bir sözümde yüreğim sizin için atıyor. Bunu duyabilirsiniz. Çünkü sizler her biriniz benim varlık kanıtım. Yaşayan belgelerimsiniz ve ben olaylarımızı öykümüze bağlamaya devam ediyorum. Benim arzum sözümüzü esirgememektir. Sözümü esirgemeyelim. Çünkü kimsesiz çocuklar var bu dünyada. Kimin sözü kimden esirgeyeceğiz? Filozoflar, düşünürler konuşmuşlar ve konuşmaya devam ediyorlar. Onlar hayata kastetmişler, kasıtlı olarak yaşamışlar ve yine kasıtlı olarak ölmüşlerdir ve bu devam etmektedir. Yani temelinin insanların mutluluğu, adaleti sağlamak, çocuklar var bu dünyada ne kadar güzel bir söz değil mi? Yani bizim sorumluluğumuz o çocuklar, yani o çocuklarımıza bırakacağımız gelecek. Yani bu dünya şu an burada yaşıyoruz ama bize ait değil, yani bu hayat da bize ait değil. Yani gelecekteki kuşaklara da aktarmamız gerekiyor. Ama bu düşünce sistemimizde çocuklarımıza ne kadar sağlıklı bir gelecek sunacağız. Ondan da şüpheliyim. Ama tabii hiçbir şey aynı şekilde devam etmez ve bir gün bunun bir kırılma noktası olur ve bir gün bir bakarsınız her şey bir anda değişmiştir. Yani buna da inanmak bence umutlarımızı arttırıyor diyorum sevgili arkadaşlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir serim daha kaldı. Önümüzdeki haftada veya sonraki konuşmalarımızda, önümüzdeki hafta yılbaşı olduğu için sonraki haftaya da kalabilir. Felsefi kitapları tanıtacağım. Yani neler okumamız gerekiyor? Yani o felsefeyi oluşturmamız için. Yani giriş ve tarih farklı ama bir de romanı okumayı seven insanlar olduğumuz için yani hangi romanlar felsefi kitaplardır? Onu inceleme konusu yapacağım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah 2021 yılı hepimiz için çok daha güzel bir yıl olur ama bu seneyi de çok yaban atmamak lazım. Bu seneden de gerçekten çok şey öğrendik. Yani kayıplarımız olduğu kadar çok çok şey de öğrendik. Bunu da bir düşünmek gerekiyor. Felsefe sunumunda da tabii böyle bir soruyla kapatmak bence daha mantıklı geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.